Bu oturumda, bu konuşmada, bu eserinden hareketle onun güzelliği ve aşkı nasıl tanımladığı, nasıl anladığı, aşkın hangi hallerinin olduğu, hangi aşkın makbul olduğu gibi bir takım sorulara cevap vermeye çalışacağız. Şimdi öncelikle İbni Hazm kimdir? Buradan başlamak istiyorum. İbni Hazm 994-1064 yılları arasında Kurtuba'da yaşıyor. Aslında orada doğup orada ölüyor. Esnasında başka şehirlere gittiği de söz konusu. Şimdi İbni Hazm'ın en önemli aslında özelliği onun usulü fıkıh alanında önemli bir isim olması, önemli bir hadisçi olması, bir tarihçi olması, yanı sıra edebiyat alanında da hem şiirlerinin hem de bugün üzerine konuşacağımız Güvercin Gerdanlığı adlı aynı zamanda edebi bir eser olarak sayılacak tarzda yazılar yazıyor olmasıdır. Zahiriliğin önemli bir ismi olduğunu söylemiştik. Arkadaşlar, zahirilik ayet ve hadisler söz konusu olduğunda bunlardan hareketle çeşitli kıyaslar yapmak suretiyle bir akıl yürütmenin olmadığı, bir istinbatın, bir içtihadın söz konusu olmadığı yaklaşım biçimi. Daha çok ayetlerde ve hadislerdeki ifadelerin literal anlamı üzerinden hareketle fetvaların verildiği bir aslında düşünme biçimi, bir mantalite, bir yaklaşım tarzı ve bu anlamda Sünniliğin de bazı yorumlarına, ki bu itikadi yorumlar oluyor, muhalefet eden bir yaklaşıma da sahip olduğunu söylemek mümkün. Çeşitli ayetlerin tevilinin, yorumlanmasının söz konusu olamayacağını, bunların literal anlamıyla kabul edilmesi gerektiğini ifade eden yaklaşım biçimidir. Bunun itikadi boyutları olsa da daha çok aslında fıkhi boyutlarla bildiğimiz bir yaklaşım biçimi zahirilik arkadaşlar. Ve en önemli eserlerinden bir tanesi, diğer pek çok eserinin yanında işte usulü fıkha dair, furua dair, hadise, edebiyata, tarihe dair pek çok eserinin yanında aşk estetiği alanında sayılabilecek bugünkü literatür dikkate alındığında Güvercin Gerdanlığı adlı bir eseri var arkadaşlar. Şimdi niye acaba bu esere Güvercin Gerdanlığı adını koyuyor olabilir İbni Hazm? Malum güvercinlerin arkadaşlar şu boyunlarında, gerdanlarında çeşitli çizgiler vardır, renklerden oluşan desenler vardır biliyorsunuz ve bu güvercinlerle özdeştir. Yani ölene kadar çıkmaz. Edebiyatta da güvercin gerdanlığı aslında ölene kadar insandan çıkmayan aşk zincirini ifade etmek için kullanılır. Ve aslında İbni Hazm'ın bu kavramı eserinin başlığı haline getirmesinin sebebi de biraz böyle bir şey. Yani eğer bir aşk söz konusuysa bu ölene kadar insandan ayrılmayacak, insanın ölene kadar aslında sürdürebileceği, dolayısıyla bedensel bir takım hususiyetlerle sınırlı olmayan, onu çok çok aşan ve dahası ruhla ilişki kurabileceğimiz tarzda bir durum olduğunu ifade etmiş oluyor aslında bu şekilde bir başlık vererek. Şimdi bu eserinde arkadaşlar aşkın hallerini anlatır. Aşk nedir, mahiyeti nedir bunları anlatır. Eser en temelde arkadaşlar dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm aşkın kaynakları, belirtileri ve aşkı doğuran nedenler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu çerçevede İbni Hazm'ın dile getirdiği başlıklar şöyle: aşkın mahiyeti,
Bu arada 30 başlıktan oluşuyor. Onu hemen gösterebilirim. Eser şu. Tavukul Hamame. Mesela burada bir güvercin var ama keşke buna bir gerdanlık falan koysalarmış. Daha güzel olurmuş. Eserinde işte 30 bölüm dediğim bölüm şurada. Şuraya kadar. Elbab felâthûn. Faslu ta'affuf. En son iffet bahsiyle bitirmiş oluyor. Bunu dediğim gibi bu 30 bölümü kabaca 4 kısma ayırabiliriz. Birincisi aşkın kaynakları, belirtileri ve aşkı doğuran nedenler diyebileceğimiz ilk 10 bölümdür. Bunların tek tek başlıkları ise şöyle: aşkın mahiyeti, aşkın belirtileri, rüyada aşık olanlar, bir tarif ile aşık olanlar, bir görüşte sevenler, uzun görüşmelerden sonra aşık olanlar, sözlü ima, göz işaretleriyle ima, mektuplaşma, aracı, yani aşıkla maşuk arasındaki aracıdan bahseder. Şimdi bu bir bölüm aslında, daha üst bir bölüm olarak ifade edilebilir bu 10 alt başlık. Sonra arkadaşlar ikinci ana başlıkta aşkın arazlarını, iyi ve kötü yanlarını işliyor İbni Hazm eserinde. Bunlar da 12 başlık altında değerlendirilebilir. Yardımsever dost, birlik, sır saklama, sır söyleme, itaat, muhalefet, herhangi bir şeyi sevip artık başka hiçbir şeyi sevmeyecek olan aşık, arzuların ılımlaştırılması, sadakat, ihanet, bitkinlik, hastalık ve son olarak ölümden bahseder bu üst başlıkta. Aslında bu başlıklandırmaları ben yapıyorum. Yani bu alt başlıklar kendisine ait ama üst başlıklar, yani dörde bölme olayını ben söylüyorum. Altı tanesi aşkla içeriden gelen belalar ve afetleri şeklinde ifade edilebilir. Bunlar eleştirmeci, gözetleyici, gizli, kötü haberci, kaçınma, ayrılık ve utanma olarak isimlendiriliyor. Son iki tanesi ise arkadaşlar, son iki başlık ise kubhul masiye ve faslu taafuf olarak ifade ediliyor. Yani günahın kötülüğü ve iffetin fazileti, daha doğrusu fadlut, ben fasıl olarak okumuşum. İffetin fadileti, erdemi başlıklarını taşıyor. Şimdi burada belki şunu da söylemek gerekiyor. İbni Hazm'ın kendi hayatında bir hikaye var. Noam adlı bir hanımefendiye aşık olur kendisi ve bu Noam'la evlenir. Sonra Noam çok genç yaşta vefat eder. İbni Hazm aslında o vefat ettikten sonra, yani eşi ve aynı zamanda sevgilisi olan Noam vefat ettikten sonra sürekli ona özlem, iştiyak duyar ve bu aşk halini sürekli olarak yaşadığını ifade eder. Böyle düşündüğü için zaten aslında bu kitabı yazıyor. Yani dolayısıyla onun hayatından belki Noam'ı çekip aldığımızda karşımıza böyle bir tablo çıkmamış olabilirdi. Şimdi hemen bir alt başlığa geçelim. Bugünkü konuşacağım konular arasındaki bir alt başlık: makbul aşk. Şimdi İbni Hazm'ın aşkı nasıl değerlendirdiği, nasıl yorumladığı, bunun günah mı, sevap mı, bir iş olduğu falan konusunda bir ifadesi var Güvercin Gerdanlığı'nda. Şöyle diyor: Allah seni üstün kılsın. Aşk şakayla başlar, ciddi durumlarla biter. Aşkın çeşitli şekilleri tanımı yapılamayacak kadar inceliklerle doludur. Onlar ancak aşık olunca anlaşılabilir. Aşk ne din tarafından inkar edilir ne de yasalarca yasaklanabilir. Çünkü yürekler Allah'ın elindedir. Bu önemli bir yaklaşım aslında. Çünkü yürekler Allah'ın elindedir derken, burada aşkın aslında ilahi bir kaynağının, menşeinin olduğunu ifade ediyor. Yani insanların kalbine aşkı yerleştiren Allah'tır demek istiyor.
kalpler Allah'ın elinde olduğu için aşk durumu da çok insani bir durum olarak ortaya çıkar diyor. İbni Hazm'ın özellikle birazdan da göreceğimiz gibi aşkla ahlak arasında kurmuş olduğu doğrudan ilişkiler bizi şöyle bir düşünceye sevk edebiliyor. Hani kalpler Allah'ın elindedir ve aslında aşkın kaynağı da Allah'tır. O halde bu dünyevi aşk falan olayları gelip geçici şeyler, asıl olan, esas olan ilahi aşktır gibi bir yorum yapmaya hemen meylediyor insanlar. Bu meyil aslında bizim tasavvuf edebiyatından kaynaklanıyor. Şimdi İbn Hazm'da böyle bir şey yok yani. İbn Hazm bunu tamamen insani düzlemde ele alıyor. Bu zahiriliğin de bir gereği. Şimdi Rum suresinin 21. ayetiydi yanılmıyorsam. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً diye bir ayet var. Bu ayeti de aslında önemsemek lazım. Şimdi bu ayet ne diyor ona bakalım. Allah'ın varlığın delillerinden biri de sizin yani kendi cinsinizden size eşler yaratması ve sizin o eşlerle huzur bulmanızdır. Ve dahası Allah aranızda sevgi ve şefkati yaratandır. O ceale beynekum meveddeten ve rahme. Buradaki meveddet kelimesinin aşkla ilişkili olduğunu bilmek lazım. Çünkü El Vedud isminden türüyor malum. Yani daha doğrusu El Vedud ismiyle ilişkili aynı kökten geliyorlar. El Vedud faul kalıbındadır ve faul kalıbı Arapçada ilginç bir şekilde hem ismi fail hem ismi meful olabiliyor. Yani bu şu demek, Allah hem aşıktır hem maşuktur. Dolayısıyla aşkın kaynağıdır. Bu şekilde bir yorum yapmak mümkün. Şimdi İbni Hazm açısından zahiri bir filozof olarak düşündüğümüzde ya da düşünür olarak İbni Hazm'ı düşündüğümüzde buradaki meveddet kelimesinden bir sıçrayış yapıp aslında insanlar birbirine aşık olmaz. İnsan elvedüde aşık olur çünkü meveddetin kaynağı da elvedüttür gibi bir yorum yapmaz. Böyle bir sıçrayış içinde bulunmaz. Çünkü ayetin zahiri anlamı nedir? Bize ayet ne söylüyor? Allah eşler arasında şefkat ve muhabbet yaratıyor. Bu. Demek ki bu aşkın kaynağı olması demek Allah'ın bunu yaratmasıyla alakalı. Yoksa Allah'a aşık olmak diye bir şey yok. Kur'an'da Allah'a aşık olmak diye bir laf var mı? Yani Allah'ın sevdiği kullardan bahsediliyor. Allah'tan razı olmak ya da Allah'ın razı olduğu radıyallahu anhum ve radu'an şeklinde ifadeler var. Tabi Allah'ı sevmek geçiyor olabilir, zikrediliyor olabilir ama yani bizim İbni Hazm'ın kastettiği anlamda yani insanlar arasında gerçekleşecek tarzdaki bir aşkın insanla Allah arasında insandan Allah'a yönelik olarak gerçekleşmesine dair bir sıçrama, bir yorum yapmıyor aslında. Yani nasıl diyeyim? Bunu kendi düşünce sistematiği gereği yapmaz. Zahirilik bunu gerektiriyor çünkü. Evet. Şimdi dolayısıyla bu ayeti önemsemek lazım İbni Hazm açısından. Kalpleri elinde tutan Allah'tır derken aslında bu ayetle ilgili bir gönderimde bulunduğunu söylemek mümkün. Sonra değerli arkadaşlar, aşk hakkında söylenenlerle ilgili bir pasaj var burada okumak istiyorum. Bu derste biraz pasaj okuyacağım. Yani İbni Hazm'ın kendi bu Güvercin Gerdanlı adlı eserinden çeşitli pasajlar okuyacağım. Bunlar üzerine konuşarak ilerleyeceğiz.
İnsanlar aşkın mahiyeti üzerinde tam anlamıyla anlaşamadılar. Üzerinde çok kafa yordular ve uzun incelemeler yaptılar. Benim düşünceme göre aşk, ruhların çeşitli yaratıklar arasında bölünmüş parçalarının birleştirilmesidir. Bu birleşme onların en yüksek temel öğelerinde meydana gelir. Beraberlik ve ayrılığın, varlıkların birleşimi, ayrışımı ile ilgili olduğunu biliyoruz. Her şekil kesinlikle kendine uygun olan şekli çağırır, onu arar, bulur. Her şey misli mislinedir. Aramızda karşıtların birbirini çektiğini, hemcinslerin birbirleriyle uyum sağladığını bilmeyen yoktur. Niçin aynı durumlar ruhlar içinde söz konusu olmasın? Allah Adem'in eşinde bulacağı ısınmanın sebebini Havva'nın kendisinden bir parça bulmasında kılmıştır, diyor. Şimdi burada çok önemli bir şey aslında var. O da şu, aşkın salt bedensel bir zemine dayalı olmadığını bize aslında burada söylüyor. Ama şunu da söylemiyor, yani aşk dediğimiz şey tamamen ruhlar arasında gerçekleşen bir ilişki biçimidir de demiyor. Bedenle ilgili olduğunu da söylüyor ama bunu da aşkın olduğunu söylüyor. Yani zıtların fiziksel alemde birbirini çektiğini biliyoruz diyor. Peki bu neden ruhlar için söz konusu olmasın? Demek ki aslında aşkın eş zamanlı olarak ruhi bir süreç, bir serüven olduğunu da bize göstermiş oluyor. Ve bu meyanda bir başka pasajda şöyle diyor. Ruh güzel olan her şeye hemen tutulur. Güzel ve hoş motiflere karşı bir eğilim gösterir. Güzel bir şey gördüğünde hemencecik ona bağlanır. Biçimin ötesinde kendisiyle uyuşan bir çizgi ayrımsarsa işte o zaman birleşme meydana gelir. Gerçek aşk da budur zaten. Şayet görünenin ötesinde kendisiyle uyuşabilen en ufak bir nitelik göremezse sevgisi bu dış biçimden ileriye geçemez. Sadece bedensel bir arzu olarak kalır, diyor. Şimdi bu ifadeye baktığımızda aslında bedensel bir düzlemde kalan aşkın işin içine ruhi doygunluğun, irtibatın, muhabbetin ilişmediği, girmediği salt bedensel düzlemde kalmış bir aşkın aslında makbul olmadığını da söylüyor. Çünkü bu gelip geçici olan bir şey oluyor. Bedensel anlamdaki sevgi ya da işte bağlılık bedensel değişimlerle sınırlı bir şeydir. Yani insanlar yaşlandığında o eski bedensel özelliklerini yitireceklerdir. Yitirdiklerinde aşk da ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla salt bedensel bir zeminde aşkın olmaması gerektiğini de aslında bize söylemiş oluyor. Aşkın mutlaka bedensel zemini aşkın, onu aşan ruhi ilişkileri, farkındalıkları da aslında düşündüren bir boyutunun olması gerektiğini ifade ediyor. Şimdi burada şöyle bir ifadesi var İbni Hazm'ın. Diyor ki eğer birine aşık olursam bu bütün ruhumla arzuladığım maşukun suretinden zevk alan kendim ve ruhum içindir. Bu şekilde düşünmeyi sürdürür, kendi ilkelerimi takip eder ve kendi yoluma tek başıma devam ederim. Evet. Yani bu ifadelere baktığımızda kendi yoluma tek başıma devam ederim ifadesi burada aslında aşkın illa fiziksel bir objeyle yani karşıdaki maşukun fiziksel varlığıyla söz konusu olması gereken, fiziksel varlığını mutlaka gerektiren bir tablo olmadığını, onun olmaması durumunda da aşkın devam edebileceğini söylüyor. Bu aslında aşkı ruhi bir düzlemde gördüğünü, daha çok ruhi düzlemde müşahede ettiğini bize gösteren önemli bir husus diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burada yine bir başka pasaj var.
İbn Hazm şöyle diyor: aşk göz açtırmayan bir derttir. Aslında burada biraz da aşkın hallerinden bahsediyor. Hani o ilk kısımda aşkın mahiyeti ne olduğu anlamındaki 10 bölüm vardı ya, onu takiben aslında ikinci bölümde aşkın halleri, arazları, insanda bırakmış olduğu tesirler, etkiler konusunda bir 12 bölüm sırasıyla geliyor ve burada bu çerçevede sayılabilecek bir ifadesi şöyle İbni Hazm'ın: aşk göz açtırmayan bir derttir. Bu derdin ilacı acısıyla orantılı olmasıdır. Bu öyle bir hastalıktır ki hasta zevk alır. Öyle bir acıdır ki dert sahibi arzu eder. Bu derde kim düçar olursa artık iyileşmek istemez. Acı çekense bu acıdan kurtulmayı dilemez. Aşk insana vaktiyle iğrendiği şeyleri süslü püslü gösterir. Kendisine zor gibi gözüken şeyleri kolay gösterir. Doğuştan olan huyları ve doğal eğilimleri değiştirecek kadar ileri gider. Şimdi farkındaysanız bu pasajda aslında arzuların insanda bırakmış olduğu bir takım izlerden de, etkilerden de bahsediyor İbni Hazm ve bunların aklın kontrolünün dışında geliştiğini ifade ediyor. Yani bu pasajdaki ifadeler çok böyle rasyonel bir düzlemde kontrol edilen bir duyguyu vermiyor tabii kuşkusuz. Yani bir tür yani bilinç kaybına uğratıyor, rasyonel düşünmeyi, makul düşünmeyi engelliyor. Bu tarz bir tarafı var. Fakat mesela az önce ifade etmiş olduğum hususlar, diğer pasajlar mesela "art ben yoluma devam ederim, işte bu ruhum için olan bir şeydir, beni yetkinleştirir" falan, bu oldukça rasyonel bir perspektifti. Ama mesela bu perspektif bununla çok uyuşmuyor. Aslında bunun bir gerilim olduğunu, kitabın baştan sona bu gerilimi bize yaşattığını, akılla duygular arasındaki gidiş gelişlerin, gelgitlerin aşkın bizatihi ta kendisi olduğunu ifade etmek mümkün. Burhanettin Hoca'nın metni aslında bunu gösteriyor. Tam olarak bunu anlatıyor. Burhanettin Hoca'nın çok güzel bir değerlendirmesi vardır. Bu Güvercin Gerdanlığı eseri üzerine. Çok da hacimli olmayan, yani kısa bir çalışma ama çok etkili ve güzel bir çalışma. Mutlaka okunmalı diye düşünüyorum. Hatta bu dersin okuma listesine onu eklemiştim eğer yanılmıyorsam. Şimdi bir başka pasaj daha var. Onu da sizle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Aslında aşkın en büyük güzellik olduğuna dair bir ifade bu, bir pasaj bu. Maşukun ahlakı seni hoşnut ettiğinde, onun tabiatındaki özellikler seni etkilediğinde ve onun güzellik bakımından sahip olduğu her bir nitelikle karşılaştığında, ne yağmurdan sonra büyüyen yaprak ve bitkiler, ne bahar yağmurlarıyla geçip giden bulutlardan sonraki çiçeklerin parıltısı, ne baharda çiçek açmış dalların salınımından çıkan hışırtı, ne de yeşil bahçelerle çevrili beyaz renkli sarayların güzelliği ona kavuşmaktan, yani Vaslul Habib'den, maşuka kavuşmaktan daha güzel değildir. Bu ne söz ustasını açıklayabileceği ne de en belih hatibin konuşmasını tasvir edebileceği bir olgudur. Şimdi burada aslında insanın dünya düzleminde görüp görebileceği en büyük güzelliğin, dünya düzleminde, insani düzlemde en büyük güzelliğin aşk olduğunu söylüyor. İnsan bu dünyada karşılaşabileceği, insanın bu dünyada karşılaşabileceği en büyük güzellik aşktır diyor. Bununla ilgili tasvirleri çok hoş hakikaten. Yani tabiat tasvirleri çok hoş. İnsanın gözü tabiat tasvirlerine takılıyor. Bu pasajı okurken düşünsenize, ne yağmurdan sonra büyüyen yaprak ve bitkiler, ne bahar yağmurlarıyla geçip giden bulutlardan sonraki çiçeklerin parıltısı, ne baharda çiçek açmış dalların salınımından çıkan hışırtı, ne de yeşil bahçelerle çevrili beyaz renkli sarayların güzelliği. Yani burada tabiattaki bütün güzellikleri tasvir ediyor. Ama diyor aşk bundan da büyük bir güzelliktir diyor.
Ve böylece aslında aşkın Allah'ın insan oğluna bahşetmiş olduğu en büyük güzellik olduğunu da bize söylemiş oluyor kendi düşüncesiyle. Dolayısıyla yine burada bu da rasyonel bir perspektif aslında. O pasajda da bu çıkıyor. Yani Hazreti Peygamber'in ideal bedeni ya da maşukun bedeninde vücut bulsa da güzellik, güzel olmak hiçbir şekilde bedenle sınırlı bir şey değil. Aynı zamanda ruhi bir boyuta sahip. Bunu da akıldan çıkartmamak gerekiyor. Bir de son olarak İbni Hazm'ın bu eserinde değerli arkadaşlar, ahlaki ilkelere vurgu konusunda birkaç bir şey söylemek gerekiyor. Özellikle bu Fadlu Taakkuf, Kubhul Masiye başlıkları altında yaptığı bir tartışma var. Bu tartışmada insanın kendisiyle çelişecek bir takım davranışlara girmesi, işte ben aşığım, işte bu bana Allah'ın vermiş olduğu bir şey, o yüzden hani ben istediğimi yaparım falan gibi bir tavır içerisine girmemek gerektiğini çok güçlü bir şekilde vurguluyor. Yani etik ilkelerin, ahlaki ilkelerin hükümranlığında, egemenliğinde bir aşktan bahsediyor aslında. Dolayısıyla Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeye bulaşmamak gerekiyor insanın aşkını yaşarken. Çünkü böyle bir şeye bulaştığında daha sonra bundan acayip derecede pişmanlık duyacak ve bunu çirkin olarak görecek. Hele bu eğer aşkıyla da ilişkili bir hal almışsa bu aşkını da zedeleyebilecek bir hal alacaktır. O yüzden faziletli ve erdemli davranması onun için en önemli husus. Bunu yaparken de yani onun faziletli ve erdemli davranması gerektiğini de aslında şuradan anlıyoruz. Yine o gerilime işaret edeceğim. İnsan belki bu gerilimde yani rasyonel olanla duygusal olan arasındaki gelgitlerde rasyonel olanı daha onun ayakları yere basan ve aynı zamanda yaptığı konusunda ne yaptığı konusunda muhakeme etmesini sağlayan ahlaki ve rasyonel zeminden uzaklaşmaması gerektiğini, o zeminin belirleyiciliğinde, kontrolünde bir aşk yaşaması gerektiğini ifade etmiş oluyor. Her ne kadar Sen hiç öyle aşkın makbul bir şey olduğunu ifade ediyor olsa da diyeyim ben bu haftaki programı ben daha çok sorulara, tartışmalara ayırayım istedim. Hani siz de eğer fırsat bulduysanız okuyacaktınız. Belki hani okuyan arkadaşlar vardır. O yüzden ben burada sunumu bitirmek istiyorum. Zaten temelde, en temelde söylemek istediğim şeyleri söyledim.